Nezih Bey merhaba. Merhaba. Altıncısı düzenlenen eSafe Siber Güvenlik Zirvesi'ne hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Etkinliğimiz hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? Valla etkinlik beklediğimden çok iyi olmuş. Bir kere bu kadar çok adam geleceğini zannetmiyordum. Gerçekten çok ciddi bir katılım sağlamışsınız. Ayrıca çok her köşede bir röportaj yapıyorsunuz. Bu çok önemli. Bir medya kuruluşu tarafından düzenlendiği belli oldu etkinliğin. Bu nedenle sizi kutluyorum. Gerçekten çok başarılı bir etkinlik. Hele böyle sizin gibi zarif sunucular birini olunca çok daha iyi oluyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne düşünüyoruz? Niye geldim diye düşünüyorsunuz herhalde, değil mi? Yani bunu sorunuz. Nezih Bey, size bir sorum var. KOBİ'lerin yeni teknolojiler kapsamında, örneğin Metaverse, Blockchain, kripto paralar, evet, nasıl uyum sağladığını düşünüyorsunuz? Daha doğrusu uyum sağlayabildiğini düşünüyor musunuz? KOBİ'ler böyle bir şey söz konusu değil. Şu anda ne kripto paralara ne de blockchain'e ciddi bir uyum sağlandığı söylenemez. Zaten bunlar çok yeni teknolojiler. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bir bilgilendirme eksiği de var. Yani bu şeyin örneğin blockchain KOBİ'ler açısından ne ifade eder konusunda çok yaygın bir bilgilendirme yapılması gerekiyor. Şu anda KOBİ'lerin ben buna zaman dahil ayıramadıklarını düşünüyorum. Bu nedenle çok büyük bir ihtiyaç. Bu tip toplantılarda bunların anlatılıyor olması çok önemli. Ama bu tip işleri yapan kurumların da katılıyor olması, dekonomi gibi, bu da çok önemli bir şey. Biz de burada, benim burada bulunmamın nedeni de zaten biraz bu. Acaba bu teknolojiler KOBİ'ler tarafından nasıl kullanılabilir? Ne yapabiliriz? Nasıl olur da KOBİ'lerin verimliliğini arttırmada hem blockchain hem de diğer kripto paralar gibi şeyler devreye girebilir? Bunları araştırıyoruz. Tabii bir değerlendirme yapmamız lazım. Olumlu değerlendirmelerimiz ortaya çıkarsa da yaygınlaşması için çaba göstereceğiz. Nezih Bey, peki size bir sorum daha var. KOBİ'lerin uyum sürecinde atılması gereken ilk adım sizce nedir? Eğitim. Bilgilendirme. Şu anda mesela sadece kavram, mesela Metaverse. Metaverse, herkes Metaverse diye ifade ediyor ama Metaverse'un arkasındaki yapay zeka olsun, diğer teknikler olsun, bu konularda çok bilgili olduklarını zannetmiyorum. O nedenle bilgilendirmenin en önemli şey olduğunu düşünüyorum. Tamamdır Nezih Bey, çok teşekkür ederim cevabınız için. Sağ olun.